zor bela bu seviyeden çıkmayı başardık. Hani güzel bir gövdenin gelmesiyle her şey daha da kolaylaştı. Şampiyonadan çıktık. Selamlar arkadaşlar, Bilek Üç kanalına hoş geldiniz. Kets'in yeni bölümüyle birlikteyiz. Şu anda saat sabahın 8'i ve ben halen daha uyumamışım. Dolayısıyla 9'da yayınlanacak olan videonun kapağını hazırlamak için oyundan Prestige 24 logosunu almak için girdim. Fakat 15 dakikadır oyundayım. Zafer serisinin 350 yaptım ve Tommy amcanından açmış olduğum inanılmaz kutulardan gelen inanılmaz parçalar var. Facecam yapacağım videoyu ama şu şampiyonadan çıkmam çok olası. O yüzden şu mitralyözü biraz arttırmaya çalışacağım. Sonrasında şeye gireceğim. Şampiyonaya gireceğim. Sizlerle birlikte çıkmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Gerçekten çok güzel geldi bu şey. Elmas gövdesi de iyi geldi. Mitralyözü de çok güzel geldi. Bir de güç alet çantası kullandım. Şimdi derseniz girelim bakalım alamadığımız rakipler var mıdır? 14 kişi alıyoruz ama farklı gövdelerle. Şimdi elmas gövdesini ayarladım ve almaya başlayalım. Şimdi yavaş yavaş şu balonu çok güzel patlatıyoruz. Eğer takla atsaydık bütün planımız suya batacaktı. Ve 5 yıldızlı mitralyöz 10, diğeri de 2 yıldızlı mitralyözü zannedersem da daha geçen videoda reklam izleyerek almıştık onu. O da 5 güce sahip, 6 güce sahip. Zannedersin yanlış hatırlamıyorsam 16 gücümüz var toplamda gövdenin. Ve hepsini kullanıyoruz. Yardım çok olmasına hiç gerek yok. Şu şekilde de bayağı iyi götürüyoruz durumu. Ve içeri savaşında alamadığımız rakip var. Onu da alabileceğiz artık bu gövdeyle. Dolayısıyla şu an hiçbir sorun gözükmüyor. Şu Tuma diye bir arkadaş vardı. Ha işte buraya kadar gelip sıkıntı çıkarıyordu. O zaman ne yapacağız? Tuma'yı almak için biraz daha artış yapmamız gerekecek. Ben dedim şu an rahat alabiliriz diye gövdeyi. Ama alamadık. Tekrardan bir yükseltme yapalım sizlerle birlikte hemen. Dolayısıyla mitralyosunu aldıktan sonra kovucu orada bayağı bir zorluyor bizi. Devamında bakmadım ne oluyor ne bitiyor diye ama alabileceğimizi düşünüyorum ben en azından. 10 vuruş artıyor ama paramız yokmuş. Şöyle yapalım. Şu sinsiyi dışarı çıkartayım. Şey elması şunu da dışarı çıkartayım. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bu kaç yıldız? Bir yıldız ama maksimum yaptım. 15 arttırıyor. Bu çok iyi olacak. Ama şu şeyi satabilirsin. Herhangi bir şeyi satabilirsen. Mesela ne satsam ki? Mesela 5 güç. Bu pompalı işime yarayabilir ama şu elmas. Bunu sattım ya. Aa, çok para istiyor. Çok para istiyor. Şurada bir tane papatyamız var 650. Güzel. Zıpkın 5 yıldız. Balon satılmaz. Pompalı satılmaz. Kovucu. Bunu zaten yükselteceğim. Abi yine sinsi de çok önemli rol oynuyor. Şunu satsam 328. Hiç denmez. Bunu satayım yani. Vallahi onu sattım. Vallahi burada kritik bir hamle yaptım. 2520. 15 vuruşumuz arttı. Bu vuruşla o arkadaş alabileceğimi düşünüyorum. O arkadaşa kadar ki rakipleri alıyoruz. Ondan sonrakileri bu gövdeyle alabiliyor muyuz bilmiyorum ama umarım bizi balon veya herhangi bir şekilde gövdemizin konumunu değiştirmeye çalışacak gövdeler denk gelmez umarız. Umudumuz o yönde bakalım. Yine almış olduğumuz rakipler. Hızlı ilerliyoruz. Gerçekten bu kadar hızlı ilerleyebileceğimizi tahmin etmiyorum. Yine neyse ki oyuna şu anda girdim. Bir seviyeyi daha çıkmış olacağız en azından. Bu süre içerisinde de hızlı zafer serisi kasmak için yine güzel gövdeler ayarlayacağız ve patır kütür hızlı dövüşte zafer serisi kasmaya devam edeceğiz. Şimdi 7. rakip miydi o? Toma. Yok. 8'miş herhalde. İyi iyi. Geriye 6 rakip kalıyor. Tuma. Hadi kardeşim. Tuma kardeşim. Sonunda ya. Vallahi alamayacağım diye gerçekten çok korkmuştum. Oysa ki bundan olacak. Vallahi hep aynı stiller.
Hep kovucu, hep bilmem ne. Bunu alacağız. Allah'tan yaklaşamayacak bize. Yani mitralyozun gelmesi 5 yıldız. Hakikaten her şeyi değiştirdi. İşte bu, işte bu, işte bu. Devamını alıyoruz andasın. 200 vuruyor. Her ne kadar vursa da artık biz 248'lik vuruşu mitralyozle hızımızı aldıktan sonra artık bizim önümüze kimse gelemez. Yani harikulade bir gövdemiz var. Son gövde sürprizleri sevmiyoruz. Aldık bunu arkadaşlar. Bunu aldık, bunu videoya girmeden önce de alıyorduk. Ama gayet iyi. Hani zor bela bu seviyeden çıkmayı başardık. Hani güzel bir gövdenin gelmesiyle her şey daha da kolaylaştı. Şampiyonadan çıktık. Şimdi hemen yeni gelen şampiyonadan ödüllerimizi alalım. Metal parçalara geldik hemen. Sadece kutu alıyoruz. İlk kutudan kutunun ilk parçası matkap, kaya, topuk, tekerlek, pompalı geldi. Balina geldi, fena değil. Kovucu, yapışkan simli, bilet geldi. Şimdi değerli arkadaşlar, benim şu gövdeyi bozmadan bir girmeye çalışayım. Büyük ihtimal çıkamayacağım ama yine en azından deneyelim. Çünkü gövdeler güçlü olacaktır burada. Ama bunu alacağız gibi duruyor. Çok güzel. Çünkü bıçağında da vuruş vardı. Bıçağı hiç ateş etmedi. Bu bu güçlüymüş. Gerçekten yani canı çok fazlaymış rakibi. Balon var. Balon çok ters bir tarafa attı benim. Dolayısıyla biraz sıkıntı olacak. Neyse geriye gidelim. Zaten bayağı güçlüymüş bu rakip. Ve metal parçaların gücünü bu şekilde görmüş olduk. Tommy amcanın kutularının hepsini açtım. Az önce. O da işe yarar tabi onu Allah açma. 12'nin karesi yeşil taşım var. Şöyle yapalım arkadaşlar. Madem video açtık. Diğer videoyla da bunu birleştireceğiz. Çok güzel oldu bu. Cidden çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Buna kovucuyu koyayım. Balonu yerine koyarım. Buna şunu mu koyayım? Matkapı koysam iş görür mü? Valla bakayım. Dokundururuz. Bence çok iyi. Yani. Şunu kullanacağım tabii. Çok daha güzel duruyor. Valla buna teker koyamayacağım ama öyle gözüküyor. Koyamaz mıyım gerçekten? Nasıl bir hal alır bilmiyorum ama valla balon koyacağım buna. Şuraya da bir çift roket. Şimdi alırız herhalde rakibi ya. Çetin savaşına sıfırlamayacağız. Tekrarlayacağız arkadaşlar. Çünkü rakip kolay bir rakip yani. Zor bir rakip değil gerçekten. Şimdi kolay artık benim için. Şimdi kolaylaştı çünkü. Gücümüz var. Rahat vurabiliyoruz. Hepsini alacağız anlarsın. Aynen. Aynen bir problem olacağını düşünmüyorum. Tekrarladık arkadaşlar. Şimdi ilk gövdemle gireceğim rakibe. Bu bizi alıyormuş gibi ya. Vallahi. Şimdi yarı canımıza bile indiremedi bizi. Gir bununla. Yani bayağı büyük bir şeyi atladık. Seviye atladık gerçekten. Tamam bunu al. Bunu al. Ne yapalım? Bunu alıyorsun ama burada da bizim. Yalnız. Yalnız hiç iyi değilmiş bu. Tekerlekleri buraya koymam. Neyse ki bununla bir vuruş. Sonunda. Vallahi bayağı riskli oldu. Bu kadar riskli olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Her neyse. Şimdi bakalım buradan bir kutu gelecek mi? Metal parçalar içeren. Vallahi geldi. Topuz geldi. Yani bunun topuzun bile gelmesi gerçekten birçok şeyi değiştirebilir. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Topuzları alalım. Hangisi daha düşük? 74 evet. Şunu alırsam 87. 100 artar mı? 42. 100 çok. 100 çok söylemişiz. Şöyle yapalım. Bunları çıkartalım. Zaten bu bizim klasik gövdemiz bayağı mal olmuş durumda şu an. Şöyle yapalım. Şunlara koyayım bunu. Güzel. Şimdi çok daha eli yüzü düzgün bir gövde yapmış olduk. Topuzumuzu koyduk. 42 can arttırdık. Devamında şimdi çeki savaşında bakalım neler yapabileceğiz. İlk rakip biraz zorlayacak bizi. Pompalı koyarak bir şeyler yapabilirim. Üçüncü gövdesini alırım. İkinci gövdesini de
Arkadaşlar kesinlikle bana bir pompalı lazım. Çok fazla vuruş istemiyorum. Pompalı ile en azından rakibi ittirmem benim için çok iyi olacaktır. Dolayısıyla pompalı 5 güç işte bu. Bu 7 güç, 8 güç. Tamam. Çok da şansımızı zorlamayalım. Şimdi şunu şöyle yukarı koyayım arkadaşlar. Elmas için %40 da can veriyormuş bu. Bunu bilmiyordum gerçekten. Şimdi şu şekilde bir şampiyonu da deneyelim. Çünkü nasıl bir gövdenin konum aldığını şu an bilemiyorum. Tahmin edemiyorum pek. Aa, Jug hemen yükselmiş. Helal kardeşimizi tebrik ediyoruz. Şimdi bakalım buradan. Valla gayet iyi. Valla çok iyi. Ama Chillerman. Chillerman. Ben bu adamı görmüştüm herhalde. Hiç yabancı gelmedi. Geri gelelim. Arkadaşlar Modern Combat 4 Zero Hour oynatma listemiz var. Yeni videolarını çekiyorum. 10 bölümden oluşuyor. 3 bölümünü kanala yükledim. Boş zamanlarınızda izleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Valla iyi de oynuyorum. Çok da fena bir telefon oyunu zaten ama bilgisayarda gerçekten emülatörde akıyor. Zor aldığım halde bayağı bir güzel ilerliyoruz. Zor seviyesi gerçekten bizi zorlasa da valla hiç fena ilerlemiyoruz oyunda. Konusu da çok güzel. Şiddetle tavsiye ediyorum izlemenizi. Şimdi Mr. Guy. Bununla giriyorum. Hani pompalımız var. Biraz geri ittireceğimi düşünüyorum. Her ne kadar bize geç yaklaşsa o kadar iyi ki yaklaşamadı bile. Gördünüz mü? Bence muazzam oldu bu. Bu Allah'a emanet zaten. Elmas gövdesi gerçekten sevmediğim bir gövde ama yine bize galibiyeti getiren taraf oldu. Biraz ateşleyecektir. Valla pataküte bir yukarı bir aşağı vuruyoruz. Valla ben bununla girdim mi gerçekten? Diğeriyle girseydim daha hızlı alırdık. Evet arkadaşlar, çete savaşında bir galibiyet daha aldık. Az önce topuzla bizi sevindiren oyun şimdi ne verecek bize? Heyecanla ve merakla bekliyoruz. Altın silgi kutu, hilti, işte bu bebeğim. Mitralyöz geldi. İşte aradığımız olay. İlk gövdesi güçlü. 2 ve 3 çok da sıkıntı değil ama 3 biraz problem olabilir. Onu bir ayar çekmem lazım ama ilk gövdeyi kesinlikle geri düşürmem gerekiyor. O yüzden ilk gövdesini bir şekilde almaya çalışsam yani çok zorlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Yalnız şöyle bir ayar yapmaya çalışalım. Geri gelelim hemen zaman kaybetmeden. Pompalım kesin olması lazım. Mitralyözümü nasıl yaparım diye şu an düşünmekteyim. Hilti'yi alıp çok güzel oldu bu. Hilti'yi alıp şöyle koyarsam şimdi 144 vuruyor. Of, 155 vuruyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle bıraktığım takdirde evet bunu buraya bıraktığım takdirde aşağıya şunu bırakacağım. Bu da piramit için 135 can verecek. Ama bu elmas. Çok özür diliyorum. Evet. Şu an 155 gayet iyi. Gayet iyi. Sonrasında 144 vuruyor. 50 vuruyor. Bunu alıp buraya koyuyorum. Peki şu hilti değiştireyim mi? Yok. Yani şu an hiçbir problem yok bence. Her şey yolunda. Gayet yolunda. Yalnız bunun canı biraz az. Şu canı biraz arttırabilir miyim diye düşünmekteyim şu an. Şuna şöyle bir teker koyayım. Bir de şuna koyayım. Başka bir şey var mı elimde gövde olarak? Balina var. Balina da. Allah'a emanet yani öyle çok ahşamda bir şey yok. Valla canlı yine biraz arttırdığımı düşünüyorum. Umarız galibiyetle sonuçlanır bu mücadelemiz. Çete savaşında oyun gerçekten güzel mütalaz verdi bize. Ve bakalım. İlk rakibi ikinci gövdemle gideceğim. O bir şeyler yapması beni güzel yerlere getirebilir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci gövdemi seçiyorum. Ama alır beni zannedersem ya. Çünkü fazla vuruşu var cidden ama ilk gövdem ne der buna? Yatırabilir miyiz rakibi? Denemekten başka çarem yok. Oo, roket çok fazla vuruyor. Roket çok fazla vuruyor. Vurma. Çok fazla vurdu roketi. Üçüncü gövdemle gireceğim. Vallahi hadi arkadaşım. Of, çok hasar aldık. Vallahi bundaki tek umudum
havaya kalkması. İşte bu, işte bu, işte bu. Hiç problem değil. Hiç problem değil. İşte yapışkan silindir. Yapışıyor rakibin gövdesine. Hadi hayırlı işler, görüşürüz. Umarım kaybetmeyiz. Son rakibin gövdesi neydi? Rakibin son gövdesi. Hadi. İşte bu, işte bu, işte bu. Lanet olsun. Çok iyi. Çok iyi bir galibiyet almayı başardık. Mükemmel. Hani bayağı zorladık çıtayı gerçekten. Ama mitralyozu oyunun vermesi işimizi bayağı kolaylaştırdı. İyi ki diğer mitralyozu da o kadar yükseltmişiz. Matkap geldi, çift roket geldi. Şimdiki rakip, aman yarabbi. Aman yarabbi, neden bu kadar güçlü? Hani almamız mümkün değil. Yani hiç olasılık vermiyorum. Yine de gireyim mi? Yok, bekleteyim. Bekleteyim, belki kutu mutu gelir, bir şey yaparız belki. Hani ne olur ne olmaz. Ama ne gelecek doğru alacağız ki? Gerçekten çok zor. Şampiyonluğunda çıkma ihtimalimiz hani biraz da düşük gibi kalıyor. Çünkü rakipler de çok yüksek yani. Güçlü rakiplerimiz var gerçekten. Şunları çıkartıyorum. Bu sinsi gövdesi bence hiç fena değil. Ulan her şeyi çıkarttık. Şunları da çıkartalım bari. Şimdi benim düşündüğüm şey şu. Tekerlekleri koyayım. Şu çift roketi alıp da böyle koyduysam vuruşum 94 düştü ama canım fazla. O zaman şöyle mi deneyim arkadaşlar? Ben direkt şunu şöyle koysam 10 güç dedik. Şunu da şöyle koysam, yani şu tekerlekleri alsam 51'de. Şunlardan bir tanesi fazla mıydı? Evet, 74'tü. Şöyle yine bozmadan hızlı dövüşe gireyim arkadaşlar. Çok zorlanır mıyız? Rakipler nasıl olur? Hemen bir kontrol edelim. Bu rakibi alabilir miyiz sizce arkadaşlar? Ben alırım gibi geliyor bana yalnız ama çift roketi kaç vuruyor bilmiyorum ama oğlum çok riskli lan. Vallahi geçiyorum onu, çift roketini bilemedim ne kadar vurduğunu. Bunu da geçiyorum. Çift roketi fazla vurursa vallahi patlatır bizi. Bunu alabileceğimizi düşünüyor muyum? Vallahi bilmiyorum ki. Oğlum hiç karar veremiyorum şimdi. Bir girsem eritemez bizi herhalde. Pat 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 pat. Abi çok riskli ya. Geçiyorum. Bu zaten bizi alır. Bunu alabilir miyim? Valla 378 bir denemem lazım bir rakipte. Şu 344 ile ne kadarını alabiliyoruz iki mitralyozlu rakibin canını. Onu bir görmem gerek. Burada itici var ama herhalde çok atlayamaz, zıplayamaz üstümüzden ama. Vallahi aynen kalkamaz o kadar herhalde. Aynen güzel. 344 canla şey vuruşta çok da zor olmadı hani. Hızlı almayı başardık gibi duruyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Daha kolay bir taktik. İkinci gövde 3. Şöyle dursun. Hızlı dövüşe gireyim. İkinci gövdeyi seçip onunla gireyim ben. İleri diyorum. Birinci gövde. Şuna girersem alırım herhalde. Aynen. Benim gövdem hareket etmiyormuş arkadaşlar. Bu gerçekten güzelmiş. Aynen bu gayet iyi. Bu şekilde kasabileceğimi düşünüyorum en azından. Bir o bu. Deneye deneye. Arkadaşın iticisi var. Bu gövdeyle alabileceğimi düşünüyorum. Evet, gövdemin şekli şemali bozulmadı. Yine bir hızlı dövüş aldık. Zor da olsa, riskli de olsa. Bir kutu daha kazandım zannedersem. Üçüncü oldu bu kazanmış olduğum dövüş. Evet, o kutuyu da öyle getirdik. Şu an fena değil durumumuz, gayet iyi. Rakipler güçlü ama yine denemekten başka çaremiz yok. Ulaştık 5. seviye metal parçalara. Şimdilik burada videoyu sonlandırayım. Akşam görüşürüz.